Merhaba arkadaşlar kanala bir kez daha hoş geldiniz. Gündemdeki popüler spor sakatlıkların analizini yapıyorum biliyorsunuz Doktor Abine kanalında. Dün akşamda Beşiktaş İstanbul Spor maçında Beşiktaş'ın genç stoperi, yeni transferi Tayyip Talha yaşadığı problemle alakalı bir içerik hazırlamaya çalıştım bugün sizlerle ilgili. Çünkü dün biz Denizli Spor deplasmanındaydık. Denizli'den dönerken aslında Beşiktaş İstanbul Spor maçını bir yandan izlemeye çalışıyorduk. Ancak yolda böyle bağlantı da çok iyi değildi. Tam o sırada ikinci yarının başlangıcında Tayyip'in bir sakatlığı oldu. Daha doğrusu oyundan çıkmak durumda kaldığı bir pozisyon oldu. Ve ne olduğu arada aslında çok da net anlaşılamadı. Hatta internetteki yorumları ben hemen hızlı bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Acaba herhangi bir bilgi akışı var mı dedi. Çünkü görüntülerden de çok net bir şey anlaşılmıyordu. Genel olarak yorumlar Tayyip'in bir baş dönmesi oldu ve oyuna devam edemediği şeklindeydi. Hatta Tayyip'in sakatlığından daha fazla konuşulan şey de teknik direktörü Valerian İsmail'in Wellington'u oyuna alabilmek için Rozier'i de oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Bu Türkiye'de uygulanan yabancı kuralı ile alakalı yorumlar daha fazla karşımıza çıktı. Ancak dediğim gibi burada Tayyip'in oyundan çıkmasına neden olan sakatlık ya da hastalık her neyse bu ne olmuş olabilir? Ben daha sonra gece Ankara'ya döndükten sonra pozisyonu daha detaylı inceleme şansım oldu ve birkaç tane doktor arkadaşımla da görüştüm. Çünkü özellikle dediğim gibi bu vertigo dendi. Acaba başka bir durum olabilir mi diye ki ben ilk planda aslında gördüğümde durumun bir baş dönmesinden ziyade bir ani geçici bir görme kaybı ya da görme bulanıklığıyla alakalı bir şey olabileceğini Tayyip'in hareketlerinden bu şekilde anladım. Bununla ilgili birkaç tane arkadaşımla da uzman göz doktoru, kulak burun bazı arkadaşımla da görüştüm. Onlarla ilgili yorumlarımı sizlere derlemeye ve özetlemeye çalışacağım. Şimdi dilerseniz bugün şöyle bir değişiklik yapalım. Ben hem pozisyonu buradan inceleyeyim hem de ekranda sizlerle paylaşayım. Maçın hemen daha ikinci yarısının başı 45-38 diye işte e, de görüyoruz. Uzaklaştırılan bir topta İbrahim Yılmaz ile Tayyip Taylan'ın bir mücadelesi var. Gayet normal her şey. Tayyip müdahalesini yapıyor. Ondan sonra hakeme bir el işareti var. Hocam bir saniye bekle der gibi ve direkt zaten çömeliyor Tayyip burada. Bir sıkıntı olduğu belli. Pozisyonun tekrarında tekrar tekrar özellikle ben inceledim. Acaba bir kafa kafaya çarpışma var mı ya da İbrahim'in dirseği Tayyip'in kafasına geliyor mu diye. Tayyip zaten burada hemen sağlık hekimini istiyor ve görüyorsunuz sağlık ekibi gelir gelmez yaptığı ilk hareket aslında böyle bir baş dönmesi hareketi gibi ama aslında söylediği şey baş dönmesi değil. Tayyip burada tam olarak eliyle gösterdiğinde sağ tarafında bir görme alanıyla alakalı bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani sol tarafında tam olarak işte baktığında ya da düz baktığında buradaki parmağını görebiliyorken şunu yaptığında sağ tarafında parmağını göremediğini ben açıkçası buradan hissediyorum. Pozisyon tekrardan zaten burada yayıncı kuruluş bir daha ekrana getirdiğinde Tekrar tekrar aslında geri sararak da baktım acaba İbrahim bir şekilde dirseği ya da ne bileyim kafası Tayyip'in boynuna gelmiş olabilir mi? Çünkü birazdan bahsedeceğim bu tarz problemler özellikle karotis arterinden kaynaklı problemler olabiliyor. Sonrasında da zaten işte Tayyip tekrardan ayağa kalkıyor, sağlık ekibiyle birlikte. Ayakta yürürken bile kenara geçerken hala daha sağ tarafta görme alanı ediyor. Yani muhtemelen şuralarda parmağını görüyorken şuralarda göremiyor. Birazdan zaten size bundan bahsedeceğim. Ondan sonra zaten oyun serbest atışla da başlıyor. Ve Tayyip zaten bir daha oyuna girmiyor ve e, oyuncu değişikliğini yapmak durumunda kalıyor Beşiktaş bence. Şimdi gelelim Tayyip'te tam olarak dün akşam ne olmuş olabilir olasılıkları konuşalım. Dün akşam daha çok sosyal medyada ya da işte yapılan yorumlarda Tayyip'in bir baş dönmesi yani vertigo problemi olduğu ile alakalı yorumlar vardı ancak benim Şahsi gözlemim şu pozisyonu tekrar inceledikten sonra bunun bir vertigo olayının olmadığı yönde vertigo biliyorsunuz çok farklı sebeplere bağlı olabiliyor. Zaman zaman işte pozisyonel vertigo dediğimiz durum olabiliyor. Kişi ani bir şekilde yer değiştirdiğinde ya da yatar pozisyonundan ayak altına bir baş dönmesi yaşayabiliyor ya da tam tersinde iç kulaktaki kristallerin düzensiz hareketiyle ilgili meniyer hastalığı dediğimiz bir hastalık söz konusu. Bu da yine kişilerde baş dönmesi ya da tekrarlayan baş dönmesi ataklarına sebep olabiliyor. Ya da özellikle futbolda sporcuların kafa kafaya çarpışmaları biliyorsunuz çok sık oluyor ki bununla ilgili zaten FIFA'nın da aldığı bir takım önlemler var. Özellikle kafa travmalarından sonra futboldaki olaylarda hakemler direkt sağlık ekiplerini bizleri saha içerisine çağırıyorlar ve ilk müdahaleyi yapmamızı istiyorlar. Benim daha önce gençler bilinde yine bundan yanlış hatırlamıyorsam 2017-2018 sezondaydı. Bir Alanya maçında Ahmet Oğuz'un yine benzer bir problemi olmuştu. Benim sahada bir kere başına böyle bir şey geldi. Gerçekten görme kaybı ya da görme problemi yaşayan bir futbolcu. Var. Aslında antrenmanlarda birkaç sefer yaşadım ancak bir maç esnasında sadece bir Alanya Sporu maçıydı. 2018 yılı olması lazım. Hatırlıyorum Ahmet Oğuz'un bir Alanya maçında hava topunda rakibiyle kafa kafaya çarpışmasından sonra ki aslında ilk olay olduğunda bizi içeri de istememişti. Normal oyuna devam etti ancak birkaç dakika sonra hakemden sağlık ekibinin içeri gelmesini istemiş ve biz Ahmet Oğuz'u sahada değerlendirmişti. Girdiğimizde gözünün bir kısmında böyle bir pusulanma, bulanık görme ya da işte siyah noktalar olduğunu söylemişti. Aslında bunun bir kafa travmasına bağlı olduğunu biz hemen anlayıp Ahmet Oğuz'u sahadan almıştık. Ki sonrasında da zaten kısmi bir görme sorunu olmuştu ki ben zaten hemen Ahmet Oğuz'u oyundan aldıktan sonra direkt hastaneye gönderip tomografilerini falan çektirip herhangi bir ciddi bir sorun var mı? Bunu ekart etmek adına hastaneye yönlendirmiştim. Çok şükür herhangi bir sıkıntısı olmadı. Kaldı ki hızlı bir şekilde tekrardan sahalara dönmüş Yani saha içerisinde bunca yıllık pratiğinde açıkçası benzer bir olay olarak ki bu bahsettiğim üzere bir kafa travması sonrası gelişmişti. İbrahim ve Tayyip'in pozisyonunu incelediğimizde böyle belirgin bir kafa kafaya çarpışma ya da evet bir pozisyonda sanki İbrahim'in dirseği Tayyip'in boynuna geliyor gibi ancak böyle çok belirgin bir travma görüntüsü yok açıkçası. Bir maç esnasında buna benzer onlarca pozisyon bulabilirsiniz. Ancak tabii onu ekart etmekte de açıkçası mümkün değil. Gerçekten orada bir darbe geldi de o darbeye bağlı bir şey mi söz konusu oldu? Ancak belirgin bir beyin sarsıntısı dediğimiz ya da konküzyon dediğimiz bu kafa travmasıyla alakalı bir durum olmadığı kesin. Peki nedir bu ani görme kaybı dediğimiz şey? Ani görme kaybı birkaç saniye veya birkaç dakika ile birkaç gün arasında meydana gelen görme kayıplarıdır. Görme bu durumda genellikle bulanık hale gelebilir, pusulaşabilir, tamamen kaybolabilir ya da kısmi bir şekilde etkilenmiş olabilir. Sporcular böyle gözlerinin etrafında uçuşan cisimlerden, lekelerden ya da böyle bir takım siyah noktalardan şikayet edebilirler. Böyle durumlarda görüş alanının ya bir kısmı ya da tamamı etkilenebilir. Genellikle tek tarafta olur. Bu tarz ani görme kayıpları ya da görme alanının etkilendiği durumlar aslında sıklıkla ağrısızdır ancak bazen baş ağrısının da etkilendiği özellikle buna göz migreni de deniyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu tarz durumlarda da söz konusu olabiliyor. Sıklıkla ağırsız bir şekilde kısa süreli yaklaşık 5-10 dakika içerisinde çözülen gözünüzün yani tek gözünüzün bir tarafında kısmi görme kaybıyla ilerleyen durumlardır. Aslında bu tarz durumlar bir tıbbi acildir ve hızlı bir şekilde hastanın değerlendirilerek altta yatan nedenin yani buna sebep olan sebebin ortaya konması ve varsa müdahale edilmesi gereken bir durum varsa mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme gözlerin ve beynin işlerini test etmek amacıyla bir göz muayenesi ve nörolojik muayeneden oluşur. Peki neden oluyor bu ani görme kayıpları? Bu tarz ani görme kayıplarının en sık sebebi amorozis fugax denilen durum aslında. Amorozis fugax denilen şey geçici bir iskemi sonrası gelişen ani görme kaybı tanımı olarak. Sıklıkla da boynumuzdan gelen ve beyne doğru ilerleyen cortis interna arterinin ya da damarının ani bir şekilde tıkanması, daralması, zaman zaman işte plakların oluşması ya da özellikle bu kolesterol hastalığı ya da bir takım sistemik hastalığı olan kişilerde daha fazla gelişir. İlerleyen yaşlarda elbette burada bir sporcudan bahsetmiyoruz. Bu tarz durumlarda kişinin görme fonksiyonunu etkileyecek şekilde beyne kanlandığı noktalarda maalesef daralmaya bağlı olarak ya da işte kısmi kanlanma bozukluğuna bağlı olarak geçici süreyle görme kaybının olması durumudur bu durum. Elbette Tayyip Tahlihan'ın durumu amorozis fugastır kesin diyemiyorum ancak bunun haricinde bizim görmemizi sağlayan, gözümüzün arka kısmını özellikle görme ile ilgili bazı bölümlerde yani retinada meydana gelen bir takım patolojiler. Yine gözün arka tarafındaki santral retinal arter tıkanıklığı gibi durumlar ki bu gerçekten bir tıbbi acildir ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Az önce bahsettiğim gibi direkt göze ya da özellikle kafatasına alınan hava toplarında meydana gelen futbolda çok sık karşılaşıyoruz bunlarla. Alınan darbeler, ya da görme sinirinin direkt etkilenmesi optik nörit dediğimiz durumlar bunun enfeksiyon hali. Bazı nörolojik hastalıklar ve geçici migren atakları ya da göz migreni denilen durumlarda yine bu şekilde kısa süreli ani geçici görme kayıtlarına neden olabiliyor. Göz migreni denen şey ise bildiğimiz klasik migren hastalığından biraz daha farklı olarak özellikle genç hastalarda ara sıra geçici görme kaybı ve baş ağrısıyla ortaya çıkan bir durum. Tabi burada biz bilmiyoruz açıkçası Tayyip'in baş ağrısı durumu oldu mu yoksa sadece kısa süreli bir görme kaybı mı yaşadı orada? Ondan çok emin değiliz ancak mevcut durum aslında burada geçici bir göz migreni durumuna da eşlik ediyor olabilir. Literatürde bununla ilgili aslında çok farklı sebepler suçlanmış. İşte kişinin stres durumu, yorgunluğu, uykusuz kalması, tükettiği bir takım gıdalar, fıstık, fındık, çikolata gibi gıdalar, vücut geliştirme için kullanılan bir takım takviye ürünler, beslenme, sistemindeki değişiklikler, hızlı kilo verme gibi durumlar göz migreni oluşumunda etken olarak sayılmış faktörlerden. Açıkçası Tayyip'in oyundan çıkmasına sebep olan ana tanının ne olduğunu elbette şu görüntüden tespit etmek mümkün değil. Ancak şunu söyleyebilirim. Tayyip Tahli Hasan için dün akşamki yaşadığı problem bir vertigo problemi değil. Benim tahminim çok büyük olasılıkla geçici bir görme kaybı ya da görme problemi olduğunu ben tahmin ediyorum. Ve bu tarz durumlar dediğim gibi sıklıkla kısa sürede normale döner. Ancak mutlaka altta yatan sebebinde araştırılması gerekir. Açıkçası bugün... E, şu an saat 4 itibariyle henüz Beşiktaş resmi web sayfasından Tayyip Tahlil durumu durumuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen dün gece belki de bugün daha ileri tetkikler ve konsültasyonlar yapıyordur. Mutlaka Tayyip'i bir göz doktorunun ben gördüğünü, nöroloji doktorunun mutlaka değerlendirdiğini tahmin ediyorum. Gerekli görüntülemeler de yapılmıştır. Eğer ki Beşiktaş resmi web sayfasından Tayyip Tahli Aslan için sağlık durumuyla alakalı bir bilgi paylaşacak olursa ben de sizlerle güncel bilgileri tekrardan gözden geçirerek paylaşmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Benzer içeriklere daha kolay ulaşabilmek adına lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz sevgili ve sporla kalın. Hoşçakalın.